aman ay ya. Durun, benim iki gözümün çiçeği geldi ya. Kim o? Gökhan Göz. Aa, ben şimdi onun raporunu şey yapacağım. Bitmiyor, bitmiyor. Gökhan Göz'ün göz boyamaları, çırpınışları bitmek bilmiyor. Kadına şiddet gösteren, ağzından küfür ve hakaret. Eksik olmayan, kendi açtıkları canlı yayında yasaklı madde kullandıkları ifşa olduğu iddia edilen Gökhan Göz, sert kayaya çarptı. Foyası ortaya mı çıktı? Herkesi nasıl kandırmaya çalıştı? Tahlil sonuçlarını paylaşan Gökhan Göz saatler sonra o paylaşımlarını neden kaldırdı? Sosyal medyada nasıl olay konusu oldu? Yüzyılın çark edişi, daha önce yorumcularımıza ekranlara getiremeyeceğimiz derecede ahlak sınırlarını aşan ani tamlarda bulunan Gökhan Göz. Şimdi ise daha birkaç gün önce bir konser çıkışı kadınlara karşı sergilediği magandalık görüntülerini unutturmaya çalıştı. Ama biz bu görüntüleri unutturmayacağız. Sosyal medya paylaşımlarında centilmenliği ve mertliği ön plana çıkaran Gökhan Göz'ün... Abi! Kapat lan şunu! Kapatın lan şunu! Abi ne yapıyorsun? Kapat şu kamerayı! Gece geç saatlerde birden fazla kadına gösterdiği o kıl almaz tutum pes dedirtmişti. Önce dünya üzerindeki bütün temiz havayı içine çektiği ses için sinüzitim var, burnumu temizliyorum dedi. Sonra evin içinde güneş gözlüğü ve montuyla oturduğu ve her sabah içtiği portakal suyuyla sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ima ettiği paylaşımda şunları söyledi. Yarın sabah devlet hastanesinde sabah 10'da tüm detaylı tahlillerimi verip siz sevenlerim için açıklayacağım sonucumu. Masum insanları kandırmayı kendisine alışkanlık haline getiren Göz, kullandığı yasaklı maddenin aylar sonra kanında kalacağını sanıyor galiba. Ardından ses kalitesinin bozukluğu sebebiyle birçok anlama çekilebilecek cümlesini hayretleri düşürecek şekilde "Ben çekilince sen niye çekiliyorsun?" cümlesine getirdi. Bu kadar kötü davranışı barındıran bir insanın kendini aklama çalışmalarına göz yumacak değiliz. Bu şekilde dinleyince "Ben çekince sen niye çekiliyorsun?" dediği bizce çok aşikar. Çekince ve çekiliyorsun kelimeleri arasındaki ses farklılığı görüntü yavaşlatıldığında gayet anlaşılır ve net. Sizce ne diyor? Büyük bir aşkla içine ne çekiyor? Havayı mı? Ardından aylar önce kullandığı yasaklı maddeyi kullanmadığını kanıtlaması gerektiğini söylediğimiz çağrıya kulak verdi. Bunları geçsen bence şu anda bu görüntüyü biraz açıklamaya çalış. Onu geçtim ama bu yasak. Bu yasak. İspatlama yoluna giderseniz 6 aylık bir kan testi istiyorlar, bunu biliyoruz. 6 aylık bir kan testinden sonra sizin tertemiz çıkıyorsunuz. Bence böyle bir şey yapabilirsiniz. Tıpkı Covid pozitif ya da negatif testlerin çıktığı gibi hemen 2-3 saatte çıkıyor. Tıpkı terzi sevgilisi Gülşah Saraçoğlu gibi test sonucunu paylaştı. Ama bir gariplik vardı. Gülşah Saraçoğlu'nun paylaştığı test toksikoloji testiyken, Gökhan Göz'ün paylaştığı sonuçlar sıradan kan değerlerinin ortaya çıktığı test sonuçlarıydı. Gökhan Göz test sonuçlarında lazım olmayan bütün bilgileri paylaşmış. Hem de büyük bir gururla. Bakın temizim diyordu resmen. Gökhan Bey, içtiğiniz portakal suları kanınıza yansımış, tebrikler. Kadınlara el kaldırıp şiddet gösteren birey. Siz kimi kandırıyorsunuz? Demir, potasyum, protein, kalsiyum, sodyum, hemoglobin ve glikoz. Ne ararsanız var. Ama yasaklı madde kullandığında kanda değişikliğe sebep olan o detaylar yok. Bir başarısız savunma daha. Acaba neden Gülşah Hanım gibi o da toksikoloji testini paylaşmamıştı? Gökhan Bey yaptığı hatayı anlamış olacak ki paylaşımlarını kısa bir süre sonra kaldırıp avukatımın uyarısı üzerine paylaşımlarımı kaldırıyorum. Bizim için artık bu konu burada görünmeyecek. Paylaşımını yaptı. Gülşah Saraçoğlu aylar önce bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayında söylediği sözlerinin keşke arkasında dursaydı.
Ardından ağza alınmayacak küfürlerle hayatımdaki en büyük pişmanlığımsın demişti. Yine laflarını çok güzel yutan bir Gülşah Saraçoğlu ve her gün hayatına bir skandal daha ekleyen şiddet meyilli, argo üsluplu ve ne denese başarısız olan Gökhan Göz'ü stüdyoya bırakıyoruz. Şimdi Gökhan Göz bir paylaşım yaptı ama sonra paylaşımını sildi. Galiba kan değerleriyle alakalı bir sıkıntı yaşadı. Çünkü kan değerleriyle ilgili sıkıntı mı yaşıyor? Yani bize turp gibi adam maşallah, bak adamın kan değerleri yok mu? Şey, kansızlık mı var? Portakal suyu içiyor. O şekerini yükseltti, yükseltmiş zaten. Şimdi biz baktık bu rapora, doktorlara gösterdik. Demin de söyledim. Şeker yüksek, bağırsaklar bozuk, en çok da sinirler bozuk. Şimdi bu olay çok sinirim bozuk. Bu sene olan bir olayın aynısı arkadaşlar. Aynısı. Fakat onlar bu olayı resmi olarak yasaklı maddenin ismini veremiyorum şu an. Sadece onunla ilgili test yaparak kapattılar. Sevgili izleyicilerimiz hatırlayacak. Hollanda'da 65.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında canlı yayında bu olayın birebir aynısı oldu. Tabii ki orası Eurovision şarkı yarışmasıydı. Herhalde oradan esinlenmiş olacak ki biraz önceki inanamıyorum açıklamada siz sevenlerime diye adeta Zeki Müren gibi seslenen Gökhan Göz. Şimdi bu verdiğiniz, şimdi bakın. Çok eğleniyorum. Bu Damon David galiba direkt bu olaydan sonra tabii ki Eurovision şarkı yarışması olduğu için evet. Hemen çünkü diskalifiye edilecekti. Hemen bir görüntü vardı orada. Evet, yani orada çektiği iddia edilen madde, hepimiz biliyoruz kimsenin safa yatmasına gerek yok. En kötü Scarface. Yani şimdi sonuç olarak herkes neyin ne olduğunu biliyor. Şimdi bu arkadaş diskalifiye olmamak için, siz de hayattan diskalifiye olmamak için bu adam gitmiş. Öyle hemoglobin, şeker, işte idrarında başka ne var ne yok onları göstereceğine. Çinko var, ben çinko da gördüm. Bakın tek satır olarak bu maddeyle ilgili test yaptırmış. Spesifik. Spesifik. Şimdi siz bakın... Instagram'ım olmadığı için bana maalesef izleyicilerimiz yazamadı. Fakat bir doktor arkadaşım bana şöyle bir mesaj gönderdi. Vallahi ben dün göremedim dedim. Silmişsiniz zaten aklınız başınıza gelip. Şöyle bir şey söylüyor. Gökhan Göz paylaştığı kan ve idrar laboratuvar sonuçlarının hiçbirinin madde kullanımıyla ilgisi yok. Normal, herkese aile hekimliğinde yapılan hemoglobin ve idrar testleridir. Hiçbir değeri madde kullanımıyla ilgili değildir. Ben bir sağlıkçıyım. Sağlıkçılar da derler ki hadi seyirci aptal yerine koydum, bari şimdi, biz aptal yerine koydum. Zaten bu yasaklı maddenin testi saçtan olur diye biliyorum, evet, ben. Saçtan bu da bu en kadar, uzun yöne sürelik. Evet, o yüzden de bayağı bir zaman da alıyor bunların sonuçlarının çıkması. Bir de öyle bir durum da var. Bu kadar çıkamıyor. Kısa sürede ayrıca madde bağımlılığına yönelik yapılan özür dilerim testler hemen bu kadar kısa sürede bak çıkmaz. Mesela ben kısa süre sanıyordum. Yok, bu bayağı sürüyor. Ama senin o dediğin o saç bayağı sürüyor, evet, ve evet. Saç 90 gün geriye gidiyor. Zaten saçtan esas çıkıyor. Bu tip bir mesela şimdi... Bunun saçı gitsek, da şeydir ha. Hayır. Kendi saçı mı? Bilmiyorum. Kan aldırsak yapışma. Mesela. Hani şu anda kan alsak size şöyle bir şey gelmiyor. Siz bunu kullanmışsınız veyahut da kullanmamışsınız diye bir şey gelmediği bunun için. Özel bir bu kan ve idrar tahlilinin bununla hiçbir alakası yok. Ama böylelikle de kan değerlerinde kendisine bir check-up nitelikli yararlı. Sayemizde. Yani her şey yolunda mı? Şeker mi biraz yüksek? Biraz bağırsaklar bozuk. Öyle hızlı ımkırırsanız Allah göstermesin sosyal ortamda rezil olabilirsiniz. Bağırsaklarınız Allah bozuk. Kimseyi... Şeker de yükselmiş. Şeker böyle yükselmiş. Bir de bir şey, ben dün arada kaynadı gitti. Değerli hayat arkadaşınız diyeyim. Neden bu testi koyarken doğum tarihini kapattı. Gülşah mı doğum tarihini? Evet. Gülşah niye doğum tarihini kapattı ki? Sen 82 doğumlusun gayet. 80'li. 80'li mi? Ya 79 ya. Aa, çocuk 92'li. Bu arada 90 mı? 92 mi? Ya. Kaç gösteriyor? 89 mu? Vallahi. Gülşah 80'li mi? Ben 80'li diye hatırlıyorum. Ya 79 ya 80. Aa, ben 82'li diye biliyorum. Yani bakın arkadaşım, şimdi ben böyle bir şeyle suçlanacağım. Kendi kendime çakmasyondan olsa da bir şey çıkaracağım. Ya sen bunu...
koyarken hala aklın orada, doğum tarihini niye kapatırsın arkadaşım? Ben de buna inanamıyorum. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. O kişisel bilgileri kapatma. Yok, doğum tarihini kişisel bilgi kapanmış değil. Yani ha, o senin TC kimlik yani ay gün o görüyoruz, ay gün. Ay gün var, sene yok. İyi de onun hayatındaki ay, insan onunla 100.000 tane şey seyahate gitti, pasaportunu biz görelim yani istemiyor herhalde. Yan yana. Yoksa niye o kadar görülmeyecek bir yoksa aralarında bir 20 yaş olması benim için bir sıkıntı yok. Zaten o kadar da yok. Orası değil de ben gerçekten hani gerçekten bu çirkinlik, bu görüntüler, bu birbirlerine işte bir kadının yani şey resmen Gökhan'ın annesine küfür ettiği mesajlar var yani. Onun da ona var. Hani ben her zaman sevenler kavuşsun derim yani. Ve dönebilir de insan ne söylerse söylesin derim ama bu kadarında değil yani. Bu çok ahlaki değerleri tamamen yerle bir etmiş bir ilişki ve bir diyalog. Çok üzücü. O çocukları için üzülüyorum. Başka bir şey için üzülmüyorum. Şimdi yani biz biraz önce Berge'nin hayat hikayesinde yüzüne kezzap yedikten sonra neden barıştı dedik değil mi? Evet. Neden? Ciddi bir hakaret, bir tehdit, bir ölümle sonuçlanacak. Ama çok orası iyice. Sonu ona gidiyor yani tabii ki bu tip şey. Yani ya, bu kadar öyle bir şey. Yok burayı söylemiyorum burası ben. Burası değil. Yani bu yani atsa güşe atar ona da şey değil öyle bir şey. Bu oraya gitmez. Bakın bu oraya gitmez. Bu rezilliğin bin para bir ilişki. Ama bu ilişkiler böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Bir kere Gülşah bana göre bu işe girdikten sonra çok saçma sapan insanlarla arkadaşlık etmeye başladı. Tabii ki belki de ekmek parasıdır. Onlar geliyorlar, zengin adamlarla beraber olan kadınlar işte elbise diktiriyorlar falan. Hani çok kötü bir çevrenin içerisinde, çok kötü bir arkadaş çevresi, çok kötü bir erkek arkadaş. Yani ben onun adına çok üzülüyorum. Yerle bir etti kendisini. Yani şimdi yazıldığı zaman Google'a ismi korkunç şeyler. Bir de eski eşin de iddiaları var. Yani şimdi yani çocuğunun Tabii. Yani eski eşin de iddiaları var. Ayrılık sebebini bir başka adamla yakaladığı için söyleyen bir eski eş de var. Ki bunu bana da söyledi yani. Hani çok çirkin. Şimdi bak bu nasıl biliyor musun? Bu böyle kutu açıldıkça açılır. Ya evet yani. Bana göre dikkat etsin. Karaktersizlik insan zaman zaman bilmem ki. Hiç bilmiyorum yapmadım ama kişiliksizlik, karaktersizlik, arkadaşını satma, arkadaşını kıskanma. Çok kıskanç kadınlarda bu tip şeyler oluyor gerçekten. Arkadaşına yaptın, kendini bu hallere nasıl düşürürsün? Bence yani zararın neresinden hiçbir arkadaşı yok diyeceğim ama arkadaşları da doğru dürüst tipler değil ki ona yol göstersinler. Bence yani Gökhan Göz onun hayatının en büyük zararlı ve dönüm noktası oluyor. Yani bambaşka bir yere götürecek Gülşah'ı. Yani kötü. Götürecek gidişat mi? Kötü. Artık geçmiş olsun mu? Bana göre çok kötü. Baksana şu görüntülere. Bir rezillik dönerse bunlar. Dönerse diyorum yani, belki. Yani bilemiyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü dediğim gibi hepinizden daha eski tanıyorum. Gülşah'ın hiçbir şey olmadığı halde benim evimin bir odasına ona tahsis ettiğim hay ve neden anne babasının senin evinde kaldı odasını tahsis ettin. Hay tabii ki benim ben çok çünkü bana gelip beni çok sevdiğini söyledi o zaman ve benim bir hayranımdı. Ve ben ondan sonra ama bunu böyle çok sevdim. Ama ve böyle anlatamazsın aldım ki sanki sokaktan hayvan edilmiş gibi. Ne demek sevdiğini söyledi? Ne demek yani? Böyle bir şey bir gerekçe olur. Eve nasıl alırsın gerek, ya tanımadın ben isim? Ben ne samimi olurum benim. Tanımadan nasıl eve aldın ya? Yani bir günde almadım. Görüştüm, yanıma çağırdım. Ondan analizin sonra çok doğru ama giderken, iyi olmuş ama. Oraya giderken ve annesi babası da hiçbir yerde kalmasını istemezdi. Sadece bana izin verin. Bir senle bir Gökhan gözde kalmasın. Ama ondan sonra o zaman da böyle şapşırık hareketleri vardı ama yani çok küçüktü o zaman yani yaşı da. Ama ondan sonra bu ne zaman bu terzilik işine girdi? Tabii her türlü kadın geliyor ya. Yani geliyor, çok kötüsü de geliyor. Hafif meşrep de geliyor. Bu bozulmaya yakın bir yani yatkın da ama. Yani bu şeydi. Yani buna çok düzgün aileler zaten de sahip çıkmaya çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Çok düzgün aileler de böyle akıl veriyor. Bu ilişki seni kötüye götürüyor. Bunu akıl ama veren ama o düzgün aileleri de kandırıyor. Onlara da çocuğun üzerine yemin ediyor. Onları da kandırıyor. Ha, o yine görüşmüyorum tabii, diyor. Görüşmüyorum diyor. Ve bu düzgün aileler de bizim benim de ortak tanıdığım insanlar. Hani herkes artık yani bu saatten sonra biz de görüşmeyiz diyorlar. Çünkü yani hiç kimse eşinin yanına yani bu tarzda yaşantısı olan ailesinin yanına ya, hiç kimse sokmak istemez. Yazık bunları kaybetti yani. Bu açıklamada tekrar takıldım. Bu beyefendi sürekli olarak bir iş insanı olduğunu iddia ediyor ya.
hangi iş insanı zaten gerçek iş insanlarının çok nadiren işi nedeniyle birkaçının sosyal medyası var da sosyal medyasındaki yazılarında siz sevenlerime diye hitap ediyor. Siz inanıyorlar bir şey az kaldı sahneye çıkacaksınız. Reklama gideceğiz Gökhan Göz. Yani biz Ajları da yanlış anlama. Biz bu programda Ajlardan da bahsediyoruz. Ajlardan da bahsettiğimiz için her bahsettiğimiz kişi gerçek ünlü ve bir kimlikli değil. O günkü popülaritesiyle, o günkü yaptığı hareketleriyle alakalı bahsediyoruz. Ama o yanlış anlaşılmasın yani. Reklama gitmek durumundayız. Dönüşte Mehmet Ali abinin bizim dün bağlandığı yayında olay açıklamaları vardı. Valla bağlandı olay açıklamaları.